Herkese merhabalar. Palto isimli programımızın yeni yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımızda Alexander Sergeyevich Puşkin'in Yevgeni Onegin isimli kitabını konuşacağız. Puşkin genellikle ülkemizde Yüzbaşının Kızı kitabıyla bilinir. Fakat Puşkin esasında bir düz yazı yazarı değil. Çok ünlü bir Rus şairidir. Rusya'nın en önemli şairlerinden birisi, hatta milli şairidir diyebiliriz. Ve en önemli eseri de Yevgeni Onegin. Belinsky'nin ünlü bir sözü vardır işte Yevgeni Onegin hakkında. Rus şiirinin başyapıtı, hatta Rus hayatının bir ansiklopedisi diye nitelendirir. Bu yüzden de biz Puşkin'i konuşurken Yevgeni Onegin'i seçtik bu yayınımızda. Bugün onu konuşacağız. İlk önce Puşkin hakkında bilgi verecek Hülya. Evet, Hülya'cığım, Evet. Puşkin hakkında ne demek istersin? Puşkin 1799'da doğuyor. Puşkin aslında soylu bir ailede dünyaya geliyor. İşte babası zaten soylu bir aileden gelme. Annesi de öyle. Hatta sanırım Çar birinci Petro'nun vaftiz oğlu. Puşkin'in annesinin dedesi. Öyle bir bilgi vardı. Yani anne baba tarafından soylu bir aileden gelmekte. Hatta çocukluğunda da hep Fransız mürebbiyeler tarafından büyütülmüştür. İşte çok küçük yaştan itibaren Fransızca öğrenmiştir. Fransızca işte Fransız şiirleri okumuştur. Ancak bir de Rus dadısı vardır ki onun hayatında bence çok büyük izler taşıyor. Çünkü Rus dadısından kaynaklı olarak aynı zamanda Rus türküleriyle, Rus masallarıyla, Rus halk masallarıyla büyütülmüştür Puşkin. Daha sonra tabii soylu bir aileden geldiği için evde sürekli ünlü yazarlar, şairler gelip gidiyor eve. Baloların içinde büyüyor. Aynı zamanda Çar'ın bir okulu var. Yönetici yetiştirmek için, yani yönetici yetiştirmek için olmadı da çocukları yönetime hazırlayan, saray yönetimine hazırlayan, aristokrat ailelerinin çocuklarını saray yönetimine hazırlayan bir lise var. Orada 6 sene öğrenim görüyor. Dış dünyadan kopuk bir şekilde tamamen. Çar köyüne ait bir lisede. Daha sonra ilk şiirini 15 yaşında yazıyor. Hatta bir dergide yayınlanıyor bu şiir. Sonra Çağdaş Rus Edebiyatı'nın kurucusu olarak görülür Puşkin. Tabii halkçı bir tarafı var. İstersen bununla ilgili bahsetmek istediğim bir şeyler varsa dinleyebiliriz. Evet, Puşkin bahsettiğin gibi soylu bir aileden geliyor. Gerçekten iyi de bir eğitim alıyor. Ama hep göz ardı edilen bir nokta gerçekten halkçı birisi. Yani halkın çıkarlarını esas alan da birisi. Birazdan Yevgi Onegin'de daha detaylı konuşacağız. Kendisi de zaten yani sadece bu halkçılığı, edebi vesaire yönüyle de kalmamış. Politik olarak da davranışlarına da etkide bulunmuş. Kendisi dekabrist ayaklanmasını destekleyenlerden birisi. Hatta Güney Rusya'ya da sürgün edilmiş birisi ki en önemli eserlerini de zaten bu sürgün sürecinde yazıyor. Yani Evet. siyasal tutumunun, halkçı olmasının bedellerini de ödemiş birisi. Bu yüzden de tabii bizim de baş tacılarımızdan birisi. Hani seninle hep Aynen. arada sırada konuşuyoruz yani Puşkin mi, Gogol mu? Ki yani Gogol'dan yana biz tercih yapmıştık ama işte arada bazen Puşkin'in bu yönü bizi çekmiyor da değil bu halk. Aynen, ağır basıyor bazen bu tarafını düşününce. Tabii her zaman o eserlerinde aristokrasinin ipliğini pazara çıkarıp taşra ruhunu yüceltmiştir her zaman. Eserlerinde biz bunu görüyoruz. Taşra ruhunu, halkçılığını hissettiriyor bize her zaman. Bu bakımdan evet bizim için gönlümüzde taht kurdu diyebiliriz. Bir de şey Evet. varmış. Puşkin mesela böyle çardan yana tavır alan yazarlara vesaire de çok ciddi tutum sergilermiş. Yani, böyle de bir şey tarafı da varmış. Yani yazarlara karşı yaklaşırken böyle bir tavrı da varmış. Yani sen
Çar yanlısıysan, işte ispiyoncu vesaireysen kesinlikle arasına mesafe koyan birisiymişti. Kesinlikle var. Bir de eserlerinde yine benim çok sevdiğim ince alay ve zeka hissedilir. Mesela Yüzbaşının Kızında da hissedilir. Yevgeni Onegin'de de hissedilir. O benim için çok önemli. Çünkü okurken hem dediğim gibi eğlendiriyor. Gogol'de de var demiştim ya. O bunda da var işte. Puşkin'de de var. İnce alay ve zekasına hayranım yani. Puşkin o bakımdan da hayranlığımı kazanıyor. Evet, zaten birkaç yerde de yani hem çağındaki Rus yazarlar hem de diğer sonrasındaki yazarlar hep dahi kelimesini de ekliyorlar çok ilginç biçimde. Yani zaten büyük bir yazar. Ama bir de dahi kelimesini eklemeleri de tabii önemli bir ayrıntı. Dediğin gibi o ince alayları vesaire yapabilmek için de bir deha olması gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi Yevgeni Onegin'den bahsedelim mi biraz? Olur. Yevgeni Onegin dediğimiz gibi Puşkin'in çok önemli bir kitabı. Bu kitapla ilgili olarak ilk söylemek istediğim yazma süreci ile ilgili birçok veri var. Bu benim çok dikkatimi çekti. Buna yönelik özel bir araştırma da yaptım. Kimi yerlerde 1825 ile 1833 yılları arasında yani 8 yılda yazıldığı söyleniyor. Bir yerde de 1825 ile 1832 arasında yani 7 yıl veya işte 7 veya 8 yıl şeyi var tartışması var. Yaptığım araştırmalardan çıkardığım sonuç net bir sonuç buldum bu arada. 7 Ha. ay şey 7 yıl 7. 4 ay 17 günde yazılmış. Biri bu kadar net olduğunu söylemiş. Ama esas olan nokta şu, kesinleşen şey, 1833 yılında basılıyor. Yani baktığımızda Puşkin 1799 doğumlu, 34 yaşında yazmış oluyor. Yani böyle bir devasa eseri yazabilmek için oldukça genç bir yaş. Ki bunu yazarken biraz önce bahsetmiştim sürgüne gidiyor diye. Sürgünde yazıyor bu kitabını. Sürgün boyunca yazıyor. İşte bu yüzden, bu da aslında mesela bir anlamda sürgünlerin olumlu tarafını da gösteriyor tabii hiç olmasa da böyle güzel eserler de çıkabiliyor sürgün sürecinde. Şimdi Yevgeni Onegin bir şiir roman olarak geçiyor. Kendisi zaten devasa bir şiir seli ve bunu tabii edebiyatta da Onegin kıtası adı altında bir çağ açan bir tekniği de var. Uyak biçimi vesaire açısından ki bu da mesela çeviriyi çok zorlaştırıyor. Kişi zaten şiir çevirmek çok zordur. Hele hele böyle devasa bir yapıtı da çevirmek daha da zor. Ama Onegin için biraz önce Belinsky'nin dediği gibi Rus hayatının ansiklopedisi diye geçiyor. Gerçekten bütün Rusya toplumunun barındıran bir ansiklopedi gibidir. Bu açıdan ben mesela Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralı kitabıyla bir benzerlik kurmuştum. Bu kitabı okuduğum zaman hani Puşkin'de tabii ki üst düzey üst sınıftan insanların ağır bir baskınlığı var. Ön planda onlar var. İşte Memleketinden İnsan Manzaralı'nda daha sıradan insanların hikayesini anlatıyor Nazım. Ama böyle bir paralellik ben okuduğumda hissetmiştim. Kitap tabii ki Rusya'da büyük yankı yaratıyor. Bu tefrikalar halinde basılıyor aslında bu süreç içerisinde ama tamamen 1833 yılında basılıyor. Ve büyük etki yaratıyor tabii. 8 bölüm, 366 kıta ve 5200 dizeden oluşuyor. Yani gerçekten bir niteliksel şey niceliksel anlamda da bir devasa bir boyutu var. Hatta ben yine ki bir böyle bir yerlerde rastladım. Şöyle bir efsane de var bu kitapla ilgili. Rus kadınları yani tanıştığı erkeklere vesaire şey soruyorlarmış hani Yevgeni Onegin'i okudun mu? O kadar mı? Hani orada mesela Tatyana'nın Onegin'e yazdığı mektup özellikle Rus kadınlarının
çok beğendiği ve hatta ezbere bildiği de söyleniyormuş. Ben Rusya'da yaşayıp bunu yazanların yalancısıyım. Orada hakkında tabii ki net bir bilgim yok. Böyle de yani toplumu özellikle kadınları çok etkileyen de bir eser. Zaten Dostoyevski de demiştir yazısında, hani ben olsam bu kitabın adını Yevgeni Onigin değil Tatyana koyardım diye. Buradan devam edelim. Şimdi karakterlere girecek olursak, hani Karakterlere girmeden önce aynı zamanda o dönemde çok önemli olan ve Yevgeni Onegin'de de Puşkin'in çokça bahsettiği balo kültüründen de bahsetmek gerektiğini düşünüyorum. O dönem 1820'li, tabii eser 1820'li yılların başlarındaki soyluların hayatlarından bahseder. Aynı zamanda soyluların etrafında süregiden diğer sınıfların yaşamını da anlatır tabii ki. Bize çok yerden haber verir, örnekler verir. O açıdan zaten çok önemlidir bu eser. Yani hem köy manzaraları sunar, hem şehirden hayatları verir, hem köydeki çalışanlardan, işçi sınıfından, hem de soyluların hayatından bahseder. O bakımdan önemlidir zaten bence bu eser. Tabii bir de yazımındaki eşsiz sanattan bu ayrıca. Şimdi o döneme baktığımız zaman ben çok Puşkin'in de aslında sıkıldığı, bıktığı ve çok eleştirdiği balo kültüründen biraz bahsedeyim dedim. Çünkü ben de merak ettim, baktım. Balo 14. yüzyılda ilk başta Fransa'da ortaya çıkıyor Caner. Bir kraliyet düğünüyle ortaya çıkan bir şey. Evet, sonra tabii bu Fransa'da işte devam ediyor, süreyen hale geliyor. Bu arada da bizim işte birinci Petro, işte Rusya'nın Avrupa'dan geride kaldığını düşünerek sürekli Avrupa'ya seyahat düzenliyor ve Avrupa'da gördüğü, beğendiği şeyleri ülkesine getirmeye çalışıyor kültürel anlamda. Ve işte bir gittiğinde bu baloyu görüyor ve çok hoşuna gidiyor. Bunun kesinlikle Rusya'ya aşılanması gerektiğini düşünüyor ve kurul toplantılarını balo şeklinde yapmaya başlıyor. Tabii Rus kültürünün, Yönetim toplantılarını. yönetim kurul toplantılarını, yoksa başka türlü yani kimseyi getirtemez. Yani getirtebilir de tabii. Kimse istemiyor yani. Ama o yüzden toplantıları bu şekilde yapmaya karar veriyor. Ve insanlar istemeye istemeye aslında başlarda gidiyor. Çünkü Rus kültürüne biraz ters, işte dinlerine aykırı dans etmek vesaire. O yüzden gitmek istemiyorlar. Hatta sonra Petro sırf bunun için din adamlarını da oraya getirtiyor. Yani diyor ki siz de toplantılarınızı burada yapacaksınız diyor. Bu şekilde bu dini olayı da çözmeye başlıyor. Tabii Ruslar işte ondan sonra İstemeye istemeye dans ettiriyor Petro işte. Çeşitli oyunlar oynatıyor onlara. İşte atıyorum bir yerde eş değiştireceksiniz. İşte oradaki kavalye, boşta kalan kavalye olursa mesela ona zorla bir içkiyi dikeceksin falan diyor hani. Sınırları Öyle bayağı ilk zorluyormuş yani. tabii. Bayağı zorluyor. Tabii sonrasında bu kültür bayağı oturuyor. İşte ilk hemen dans dersleri alınıyor. İşte Rus kızları daha küçüklüğünden dans öğrenmeye başlıyorlar falan. Sonra sevilmeye başlıyor. Ancak bir yerden sonra bu kültür artık yozlaşmaya başlıyor. Yani artık soyluların, zenginlerin gidip kendi zenginliklerini sunduğu, işte annelerin kızlarına uygun damat aradığı, sadece işte doğru düzgün sohbetlerin edilmediği bir yer haline geliyor ve çok uzun saatler, yani sabahlar başlayıp gece yarılarına kadar devam eden, ertesi gün de başka bir baloya gidiliyor. Yani Moskova ve Petersburg'da bir yılda 1000'e yakın balo düzenleniyormuş. Düşünsene. Ve sürekli davet ediliyorsun. Yani daveti de çar davetlileri ayarlıyor. Kaçışın Gitmemek de yok yani. olmaz. İşte bu bunun sonunda bu yozlaşmaya, kültürel yozlaşmaya ve balolardaki o boşluğa Puşkin de karşı çıkıyor. Aydınların bir kısmı da aslında karşı çıkıyor ve hoşlanmıyorlar bu durumdan. Burada da Yevgeni Onegin'de de hep önemli yerlerin aslında balolarda gerçekleştiğini görüyoruz. Yani mesela işte Tatyana'yla
Yevgen'in Onegin'in karşılaşması, işte Lenski'ye bilenmesi, daha sonra en sonunda da tekrar karşılaşmaları Yevgen Onegin'le tabii hep baloda oluyor aslında. Bu da ve baloların da çoğu yerde baloların böyle israfından, işte kötü taraflarından, oradaki soruların yaptığı saçmalıklardan bahsetmiş hep şeylerde. Yani balo kültürünün yerdiğini biz çok yerde görüyoruz. O yüzden balo kültüründen de bahsetmek istedim. Evet ya, balolar kitapta zaten önemli bir yer tutuyor dediğin gibi. Bütün olaylar Aynen. aslında baloda geçiyor. Yani balo olmasa sanki hiç böyle ekstrem bir olay yaşanmayacakmış gibi. Ama tabii burada Aynen. dediğin gibi Puşkin'in balolarda bu olayları yaşatmasının esas nedeni aslında oradaki o balo kültürüne de yaptığı aslında bir eleştiri var. Yani hatta bunu belki şöyle de değerlendirebiliriz. Sonuçta dışarıdan gelen bir etki bu, balo. Ve Evet. Puşkin'in burada aslında dışarıdan olan bir etkiye karşı tepkisi de var. Hani o Puşkin'de Rus meselesi çok önemli. Rusluğu esas alma, Rus toplumunu esas alma, hani dışarıdan bir şey etkilenme vesaireden öte Rusluğun kendisini esas alma meselesi önde olduğu için biraz da aslında buna yönelik bir tepki de var. Evet. Babalardaki o davranışların işte dejenere olması, dediğim gibi yozlaşmış olmasını aslında böyle bir eleştirisi olarak da görebiliriz. Evet. Şey, şiir romanla ilgili de bu ilk başta dediğin gibi, belirttiğin gibi Belinsky bunun çok başında fark ediyor, bu Puşkin'in yapmak istediği şeyi, yaptığı şeyi. Ve işte bu tarihsel bir yapıttır diyor. İçinde hiç tarihi karakter olmadan tarihi bir yapıttır diyor. Ancak mesela bazı eleştirmenler ilk başlarda kötü, olumsuz eleştiriler yapmıştır. İşte roman değildir bu, fantazilerle dolu özgür bir yapıttır falan diyenler olmuş. Fakat Puşkin tabii henüz değerinin anlaşılmadığının farkındadır o zaman. O da şöyle söylemiştir. Hikaye, roman yazmak aslında gevezelik ister demiştir. Olağanüstü gevezece laf Evet, ederken her evet. şeyden bahsedebilirsin diyor. Benim yaptığım bu yöntemle diyor, işte zaman ve mekanları kolayca değiştirebilirsin. İşte her şeyden bahsedebilirsin. Napolyon'dan bahsedip bir yandan amcaoğlundan bahsedebilirsin. İşte Fransız dansçılarından bahsederken işte Rus halkından bahsedebilirsin. Köylerin müthiş manzaralarından bahsedebilirsin demiştir. Bu bakımdan da aslında çok daha özgürce yazdığından bahsetmişti burada. Her yerden, her şeyden, mekan, zamandan daha özgürce oluşturduğundan bahsetmiştir. Evet, belki de Puşkin'i tanımlayacak olursak kendisi son derece özgürlükçü bir insan. Özgürlük. Yani bu sadece siyasal anlamda değil, her anlamda da özgürlüğü esas aldığını aslında buradan da söyleyebiliriz dediğin gibi. Evet. Evet, peki karakterlere gelecek olursak Onegin hakkında ne düşünüyorsun? Onegin. Yevgeni Onegin kitabın tabii isim babası olmakla da birlikte belki de en sevilmeyen karakteri, yani şöyle yorumları vesaire okuduğum Aynen, zaman anti kahraman diyebiliriz aslında o ya Yevgeni Onegin için. evet, hani baktığımızda dediğin gibi yani kitaba ismini veren bir karakterin aslında sevilmesi gerekiyor. Halk tarafından böyle alkışlanması vesaire gerekiyor ama baktığımızda Yevgeni tam bir anti kahraman. Moskova, St. Petersburg'daki yaşamından sıkılıp amcasından kalan miras için köye gidip köye yerleşen, yani o şehir yaşamından, Evet. o henüz yeni gelişen burjuva yaşamından sıkılmış birisi. Sen Bu birinci... arada Evet. ya mesela sonrasında Rudin geliyor. Sonrasında Oblomov geliyor. Hani hep anti kahramanlar sanki Rusya'da şeyden sonra ortaya çıkmış gibi. Yevgeni Onegin'den sonra. Bir de kitaba ismini verme de aslında şeyde görüyoruz. Puşkin'de görüyoruz. Yani kitaba Şimdi ismini vermiş ve anti evet. kahraman. Şimdi sen Rudin deyince tam Rudin örneğini Ya. verecektim. Ben Rudin'i önce okudum Onegin'den. Mesela Rudin böyle şey gelmişti okuduğumda. Yani tam böyle bir anti kahraman ama
Spoiler vereceğim. Rudin mesela sonunda Paris barikatlarında hani devrimci bir mücadele içerisinde ölen de Evet. birisi. Ve hani Turgenev mesela şu mesajı veriyor. Evet, böyle gevezelik yapar ama sonunda işte inandığı düşünce içinde bedelini öder diye. Hani burada da mesela aslında şeyi görebiliriz. Yani zaman ilerledikten sonra o hani Gogol'da da değindik. Bir arayış vardı Rus yazarlığında. Hani Evet. devrimin geleceğini hissedersiniz okuduğunuz zaman ama o devrimin nasıl olacağı, ne olacağı vesaireye yönelik tartışmalar vardı. Bir arayış vardı. Mesela Turgenev'de böyle bir çıkış bulur. Ama mesela Yevgeni Onegin'de bir çıkış bulamayız. Yani baktığımız zaman şehirden köye geliyor. Köyde işte düello meselesi var. Düelladan sonra kaçıyor. Sonra tekrar geliyor Tatyana'ya. Tekrar aşık oluyor. Yani tam bir böyle belirsizlik, tam bir böyle amiyane terbiyeli bir serserilik hali. Evet. Ne yapacağını bilmeyen, ne istediğini bilmeyen bir tipoloji var. Ama işte kendisini özgürlükçü, ilerici, yani böyle statikonun karşısında konumlandıran bir insana da görüyoruz bir tarafıyla. Burada da tabii Pushkin, bence hani Yevgeni Onegin'de dediğim gibi Rus aydınının eleştirisini yapıyor esas olarak. Ama sadece tabii Rus aydını değil, aynı zamanda bence Rus burjuvazisi ile Rus aristokrasisinin de eleştirisini yapıyor burada. Ve hani Rus toplumu ilerleyecekse, ileri gidecekse bunlarla olmayacak diyor Pushkin. Yani ben Yevgeni Onegin'de aslında bu karakteri görüyorum. Evet, esas ana karakterimiz sizsiniz ama bu böyle olmayacak. Hatta mesela kendisiyle de bence biraz şuradan bağdaşlık kuruyor. Hani o sürgün döneminde yazdığı için Onegin'i de mesela sürgüne gönderiyor. O düello meselesinden sonra. Orada da mesela bence kendisiyle de bir yüzleşmesi var Onegin'le. Yani sürgüne gidiyorsun, dönüyorsun bakalım hani istediğin aynı şey mi veya farklı bir şey mi istiyorsun? Ne Ya da istiyorsun? hiç değiştin mi bu sürgünden? Yani bir şeyler öğrendin mi? Değiştin mi? Evet, mesela şey de diyebiliriz. Mesela dekabristler yenildikten sonra tabii bir şey de nihilizm vesaire de oluşuyor vesaire. Hani burada mesela ona da bir gönderme olabilir. Yani evet, biz yenildik, sürgüne gittik. Şimdi döndük, ne yapacağız? Devam mı edeceğiz? Yoksa kendimizi bir boşluklara mı Evet. salacağız? Bir sorgulaması olduğunu da görüyoruz. Çünkü yani şimdi Onegin döndüğü zaman mesela Tatyana'ya aşık oluyor. Ama o Tatyana hangi Tatyana? Yani Aynen. baştaki Tatyana okumuş, düşünmüş, ne istediğini bilen ve hani biraz Rusya'nın aslında geleceği imgesini de biraz sunuyor. Ona mesela tersliyor ama dönüşte bu sefer statikodan birisiyle, yüksek statikodan birisiyle evlenmiş bir Tatyana'yı mesela istiyor. Burada da aslında yine bir çelişki olduğunu görüyoruz. Yani Tatyana eski Tatyana değil baktığın zaman ve ama o Tatyana'yı sevmesinin işte o generalle birlikte olmasıyla bir bağlantısı var mı? Mesela benim üzerine düşündüğüm bir şeydi. Yani burada da mesela şey mi acaba? Hani o statiko ile girilen ilişkiyi işte olur ya her yenilen devrimden sonra statiko ile bir şey olur. İlişki kurma arayışı olur. Yani onu onaylama olur vesaire. Mesela bu o generalle evlenmiş Tatyana'ya duyduğu aşk da bununla bir bağlantısı olabilir mi diye de düşündürmedi değildi. Evet, yani bununla ilgili tabii şöyle dediğin gibi Onegin yeteneklerini işte hiçbir anlamda kullanamayan bir adam. İşte çok fazla ideali var ama hiçbir şekilde o hedefe ulaşmak için çaba harcamayan bir insan. Çok iş başarmak istiyor ama her şeyi yarım bırakıyor. İşte orada hatta görüyoruz işte kitap okumaya başlıyor, sonra uyuklamaya başlıyor falan. Kitap yazmak istiyor, yazamıyor. Yani aslında içinde bir boşluk var. Ama hiçbir şekilde bu boşluğu nasıl dolduracağını bilmiyor. Bunu yapacak bir gücü, bir hedefi yok. Hatta bir
bir yer almıştım kitaptan. Diyor ki şöyle böyle yarım yamalak söz pardon şöyle böyle yarım yamalak az öğrenip çok bilmişiz. Bizde kolaydır hava atmak, iyi ki eğitilmişiz. Şimdi bu Onegin için yazılmış işte. Yani Onegin tam da böyle. Yani az şey öğrenmiş ama işte her şeyden az az ama aslında çok gibi. Kendisine hava atmasına yetecek kadar. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman senin dediğin yere gelecek olursak yani ya iki seçenek var gibi düşünüyorum. Yani ya evet aslında o artık işte önemli bir adamın karısı olduğu için işte artık o da Rus sosyetesine girdiği için olabilir. Ya da şu da olabilir aslında Onegin belki de dediğimiz şey gibi o sürgünde belki de bir şeyler öğrendi. Mesela Tatiana'yı ilk neden geri çevirmişti? İşte ben çünkü özgür bir insan olmak istiyorum. Bağlanamam. İşte evlenmek bana göre değil demişti mesela. Sonra belki de diyorum ki belki de bir zaman geçtikten sonra işte sürgünde gördüklerinden vesaireden sonra acaba bağlanmak mı istiyor artık? Ya da bilmiyorum değiş yani bir şans vermek istiyorum belki Onegin'e. Belki değişmiş olabilir gibi de yani böyle de bir seçenek varmış gibi geliyor yani. Çok iyi İkisi de niyetlisin olabilir. Olabilir. İki Yani seçeneği değerlendiriyorum yani ben. ben geliştiğine dair şahsen bir emare göremedim ama Mutsuz diyorsun. bunu okuyucuların düşüncesine Görün, bırakıyorum. aynen. Onlar da bakalım. Ben şahsen görmedim hani bir Evet. Ya ben niyet. olumlu düşünüyor olabilirim fazlaca, aynen. Burada mesela Lenski aslında biraz da konuşmak lazım Onegin'le bağlantılı olarak. Gerçekten kahraman olacaksa aslında olması gereken birisi Lenski. Çok iyi bir Evet. şair, çok iyi de birisi. Onegin'i hani yaşama sokmaya çalışıyor vesaire. Ama ne yazık ki hiç hak etmediği bir bedeli de ödüyor. Ben bu arada kitabı okumadan önce yani Pushkin'in malum sonunu biliyordum. Yine burada spoiler verelim. Pushkin bir düello sonucunda öldürülüyor. İşte hükümet karşıtı olduğu için yani çarlık yönetimin karşıtı olduğu için bir komplo sonucu aslında öldürüldüğüne dair bir düşünce var. Büyük Evet. oranda bence haklı. Yani Lenski'yi böyle o düello sahnesini görünce aklıma direkt o geldi. Yani dedim acaba hissetmiş mi yani böyle öldürüleceğini ki o zamanlar düello vesaire zaten yaygın Rusya'da ve sanırım hani böyle bir şeyi herhalde olasılık olarak görüyor Pushkin bir anlamda ama bir tarafıyla da tabii hani bu komplo şeylerini bırakacak olursak bir tarafıyla da aslında kendisinin bir tarafını da Lenski ile aslında özdeşleştirdiğini görüyoruz bence. Yani o şairlik, iyi insan hani insanlara Romantizm, romantizm vesaire aşk, evet. aşkı vesaire o işte Olga'ya olan tutkusu vesaire Tutkum, ve hayata tutunuşu, evet. belki de sürgün öncesi Puşkin'i orada yansıtıyor ve şunu diyor olabilir yine bir düşünce fırtınası, beyin fırtınası yapacak olursak yani evet ben sürgün öncesi böyle iyi bir insandım, şöyleydim ama ne yazık ki sonum böyle oldu ve artık hani bununla da belki bir yüzleşmem gerekiyor diye yani her şey iyi niyetli vesaire çabalarla olmuyor. Yani bunun bedeli ne yazık ki böyle ödeniyor tarzında bir yaklaşımı olabilir bence Puşkin'in. Evet, sanki orada iyi niyeti öldürüyor aynı zamanda Lenski ile birlikte Pushkin. Evet, hepimizin üzüldüğü bir sahne herhalde o. Evet, çok hazin, çok dramatik. Yani bir de baktığın zaman aynı şey Pushkin'in de başına gelince yani inanılmaz kendini gerçekleştiren bir kehanet diyebiliriz yani. Garip bir şekilde kendini gerçekleştirmiş. Yani Tatiana'ya da bakacak olursak, Evet. Tatiana da Esas tabii, kahramanımıza gelelim. aynen. Dostoyevski'nin deyişiyle yani ki bence de Tatiana
Tabii o bir köyde yaşayan bir kadın öncelikle ve hatta çok seviyor. Köyünü çok seviyor. Hatta evlenip gittikten sonra da o balolardan hiç hoşlanmıyor. Soyluların sohbetlerinden, dedikodularından ya da gösteriş için giydikleri elbiselerden, saçlarından hiç hoşlanmadığını görüyoruz. O daha doğal, daha sade bir hayatı seviyor. Köyünü çok özlediğini de söylüyor hatta o zamanlar. İşte çocukluğu, gençliği öyle bir köyde geçiyor. Romantik bir insan. Ama bunun yanında aslında yere sağlam basan, romantizmin yanında yere sağlam basan, ne istediğini bilen, dirençli bir yapıya sahip bir kadın. Yani işte romantik kitaplarla hayatı tanımaya başlayan bir kadın. Hatta görüyoruz ki işte ne istediğini bildiğini şuradan da anlayabiliyoruz. Onegin'i görüyor, ona aşık oluyor ve sonrasında ona bir mektup yazıyor. Yani kendisi açılıyor ki o dönem mesela Rusya'da hep işte kadınların genel olarak işte erkekten beklediği bu tavrı, çeşitli kıskançlıklarla işte onları kendilerine çekmeye çalıştıkları bir dönem, çeşitli oyunlar yaptıkları. Ama burada aslında Puşkin Tatyana'yı Rus kadın prototipi olarak verdiğini düşünüyorum yani. Bizim Rusya'mızın kadını böyledir. İşte yeni Rusya'nın kadını böyle olmalıdır dediğini düşünüyorum. İşte çünkü bütün olumlu özellikler Tatyana'da var, Puşkin'in isteyeceği. Evet, Ve yani devrimci bir şey aslında. Yani dediğin gibi o dönemde bir kadının böyle bir mektup yazması çok ne diyelim nahoş karşılanan. Hani erkek evinin evet. olduğu için. Ama Tatyana işte daha sonra Rus kadınını da etkileyecek bir şekilde bir mektup yazıyor. Yani çok aslında devrimci bir tavır olarak Evet. görüyoruz. Ki daha sonra da işte mesela yansımalar işte belki Anna Karenina'da da görüyoruz bu kadın tipolojisini. Aynen. Aynen. Cesur olan kadın. Mesela bir Puşkin'de aynı zamanda mesela kadınlarla ilgili yine bir bölüm var. Onu da not aldım. Okuyayım istersen. Olur. Burada işte Tanya ve Dadısı arasında geçer bu da. Ama yapma Tanya. O yıllarda aşkın adını bile bilmezdik biz. Yoksa yaşatmazdı benim merhum kaynanam. Peki sen nasıl evlendin Dadı? Yani tabii Tanrı emretti Vanyam. Büyüktü benden. Benim ışığımdı. Ben 13 yaşındaydım. 2 hafta gelip gitti çöp çatan. Ailemle konuştu ve sonunda takdis etti babam beni. Çok ağladım korkudan. Ağlarken saçlarımı ördüler, şarkılarla kiliseye götürdüler. Diyor burada da. Aslında işte burada da Rusya'nın böyle bir gerçeğinin olduğunu yansıtmış. Çocuk gelinden bahsetmiş. İstemeyi istemeye falan evlilikten bahsetmiş. Dediğimiz gibi yani Rusya'nın bir Rusya'ya ayna olmuş yani resmen. O Evet yüzden ya, önemli. bu açıdan da mesela senin okuduğun bölümden de görüyoruz yani o Tatyana karakteri aslında çok devrimci bir karakter o roman Evet. içerisinde baktığımızda. Yani daha sonra mesela Onegin'i reddetmesinde de o tavrı, o işte kendi Dik duruşu. ilkelerine sahip çıkması, dik duruşu, hani tabii bu şey anlamında tartışılır. İşte statikoyu olumlama, hani ben birisiyle evlendim, onu aldatamam, hani aile kurumun işte o erkek egemenliğin o ilişki biçimini vesaire bir anlamıyla hani savunuyor anlamına gelse de aslında orada tabii biraz şey tutumu var. Dediğim gibi dik duruşu var, ilkeli duruşu var. Yani böyle kadının şey erkeğin önünde eriyen, aşkından ölen bir kadın tipolojisinin tam tersine dik duran, kendi ilkelerine sahip çıkan, ki Onegin'i sevdiğini de aslında söylüyor yine. Evet, Ayşe'yi seviyorum ama Evet. hani ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım, dik duracağım. Gerekirse kendimden fedakarlık yapacağım diyen bir karakter var karşımızda ve bu gerçekten hani Rus kadınların bu kadından etkilenmemesi veya daha sonra işte Anna Karenina'da dedik kendisini çeşitli biçimlerde gösteriyor.
Yani bir anlamda hem olması gereken Puşkin'in kafasında tabii olması gereken kadın profili, ama bir tarafıyla da şu da var tabii, bu sadece hayali bir şey değil ama aynı zamanda bence kendi ayak seslerini duyuran bir Rus kadını şeyi de var. İmajı da Aynen. var. Yani Puşkin bunu tabii kendi kafasından yazmıyor. Aslında o dadı meselesinde de gördüğümüz üzere kadınların buna yönelik bir tepkisi var. Ama henüz eyleme geçilmemiş. Ama eylem hazırlığında, yani o yolları yürümeye başlayan ve kendisini gösteren bir kadın profili görüyoruz Tatyana'da. Nitekim aslında Dostoyevski'nin önerisi de bu anlamda da bence yerine oturuyor. Hani kitabın ismi Tatyana olmalıydı işte. Onegin değil diye. Çünkü Dostoyevski'de hani bu orada da şey tutkusu vardır. Zweig özellikle de yani o Rusya tutkusu var. Rusya'nın ilerlemesi, bu durumundan kurtulmasına yönelik baskı çok ağırdır der Dostoyevski'de Zweig. Benzer bir şey aslında Puşkin'de görüyoruz yani. Ve bunun da aslında hani hem sıradan insanlarla olacağını ama aynı zamanda kadınların da bunda önemli bir yerini olacağı, hatta belki başrolde olacağını da vurguluyor Tatyana kişiliğinde diyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Aynen. Evet, ben de aynen öyle düşünüyorum. Aynı zamanda sadece kadınlarda değil, mesela toprak ağalarının orada yaşayan çalışanlara nasıl davrandığıyla ilgili de bir bölüm vardı. Onu da okuyorum Evet. hemen. Evet, o bölüm gerçekten çok etkileyici bir bölüm. Evet ya, ben yani çok etkilenmiştim onu okurken. Bahçede hizmetçiler sıra olmuşlardı. Çalılar arasında ahududu topluyorlardı. Ve buyruk üzere şarkı söylüyorlardı koro halinde. Buyruk üzere şöyle bir düşünceyle ki, beylik mülkü yemişleri gizli gizli haylazazlar yemesinler ki, şarkı söyleyerek olsunlar diye meşgul. Köyün keskin usunun bir buluşu bu, diyor. Yani bu da yine o dönemi çok güzel tasvir eden bir bölümüydü kitabın. Ve çok insan içini acıtan bir yer. Ve Yani Puşkin'in tarafını da belli eden bir yer aslında. Yani kesinlikle. burada aslında apaçık söylüyor. Yani ezen kim, ezilen kim, Evet, yani zulmeden kim, zalim kim? serfliğe kesinlikle karşı zaten kendisi ve bunu her seferinde de belirtiyor, anlatıyor. Yani, tabii şey de var. Bizim Puşkin'e böyle atıflar yapıyoruz. Halkçı vesaire, hani sanki bu bizim görmek istediğimiz bir Puşkin'miş gibi düşünülebilir. Ama şunu da görmek lazım ki birçok yine eleştirmen bunu söylüyor. Yani Puşkin yazarken bir otosansürden geçiriyor. Yani Evet. çünkü zaten sürgünde, zaten tarlığın hedefinde ki zaten ölümü de biraz onunla bağlantılı. Yani şimdi Puşkin yazarken bir otosansür uygulamak zorunda ya da imgeler kullanmak zorunda. Ve aslında bize bu imgeleri kimi zaman çok açık bir şekilde veriyor. Yani bizim böyle bir niyet yorumlaması yapmamıza aslında gerek yok ki hani o Yevgeni Onegin'in en etkileyici bölümlerinden birisinde bu biraz önce okuduğun yerin olması bence tesadüf değil. Yani Tatyana'nın mektubu var, düello meselesi var. Evet, bunlar da önemli ama o türkü meselesindeki o türkü söylemenin altındaki esas nedeni gösteriyor bize ve burada diyor ki yani burada artık siz nasıl isyan etmezsiniz? Yani böyle bir durum var. Buna yani bizi okurken buna isyan etmeniz gerekiyor diye bize mesajını yolluyor aslında Puşkin. Bu anlamda da Aynen öyle. Yevgeni Onegin yani bir toptan böyle bir okumaya tuttuğumuz zaman aslında Puşkin'in o Beleski'nin hani yine söylüyorum o Rus toplumunun ansiklopedisini Rus hayatının bir ansiklopedisini yazmıştır diye nitelendirmesi bu anlamda doğru da bir Çok değerlendirme. doğru. Puşkin bu kitabında aslında köylülerden tutalım işte daş, şey dadı meselesinde de olduğu gibi aslında en sıradan Rus insanını bize anlattırıyor, anlatıyor. Bunların esas
özelliklerini ortaya çıkartıyor ve bize şunu söylüyor aslında. Biz bir ilerleme sağlayacaksak, Rusya'yı ileriye taşıyacaksak, onlar Onegin tarzında insanlar olmayacak. İşte Tatyana gibi insanlar olacak. Hayatını kaybeden Lenski gibi insanlar olacak. Ve köylüler olacaktır diye de bize mesajını bırakıyor diye düşünüyorum. Evet, bugün Pushkin'den bahsettik. Yevgeni Onegin'den konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu bence. Bence de. Umarım izleyenler keyif almışlardır. Bir dahaki yayınımızda görüşmek üzere. Eğer herhangi bir önerileriniz varsa onu da yorum kısmına bekliyoruz. Biz de önceden çok belirlemiyoruz işin açıkçası. Bizim için de sürpriz oluyor. Eğer sizin de önerileriniz, değerlendirmeleriniz olursa yorum kısmına bekliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.